Kocaeli'de intihar eden bir baba vardı. Çocuğuna pantolon alamadığı için, okul kıyafeti alamadığı için intihar etmişti ve bunu haberleştiren gazeteci Ergün Demir de gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. Şimdi yine bir sosyal medya hesabından paylaştığı bir haberle ilgili bir gazeteci gözaltına alındı. Önce bu haberi verelim, sonra kendisiyle konuşacağız. Neler yaşandı? Sosyal medya hesabından Rize'de bulunan bir çınar ağacının kesilmesine dair bir video paylaşmıştı. Buna ilişkin eleştirileri vardı Deniz Varlı, gazeteci Deniz Varlı'nın. Önce AKP'li belediye başkanı tarafından hedef gösterildi Deniz Varlı, ardından da emniyette ifadeye çağrıldı. Rize'de gazetecilik yapan Deniz Varlı, kişisel sosyal medya hesabından kentteki asırlık bir çınar ağacının yıkılmasına dair bir video paylaşmış ve yine geçmişte aynı yerde bulunan tarihi Rize Orta Camii'nin yıkılmasını eleştirmişti. Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap da Varlı'ya kişisel sosyal medya hesabından cevap vermiş, kendisini yalancılıkla suçlamış ve Rize'ye zarar veriyor deyip Varlı'yı da hedef göstermişti. Varlı Rize'de gazetecilik yaptığını, aynı zamanda peyzaj mimarı olduğunu, asırlık bir ağacın nasıl korunabileceğine dair bilgi sahibi olduğunu, dolayısıyla belediye tarafından yapılan açıklamayı komik bulduğunu da belirtti ve hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. İstanbul'da, Bursa'da 300-500 yıllık çınar ağaçlarının nasıl koruma altına alındığını biliyoruz ifadelerini kullandı. İşte gazeteci Deniz Varlı bütün bu yaşananların ardından hakkında soruşturma başlatıldığı için ifadeye çağrıldığını duyurdu. Şu ifadelerle sosyal medyadaki iki paylaşımımla ilgili ifade vermek üzere emniyete davet edildim. Şimdi oraya gidiyorum. 3 güne kadar dönmezsen merak etmeyin. İfade verdiğini ve emniyetten ayrıldığını da yine sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Arkadaşlar ifade verip biraz önce emniyetten çıktım. Sıkıntı yok. Destek mesajlarınız için çok teşekkürler sözleriyle duyurdu. Yine aynı şekilde gazeteci Deniz Varlı. Evet, yine sosyal medya paylaşımları, yine gözaltı. İçerikler farklı olabilir ama daha çok ağırlıklı olarak muhalif söylemler, paylaşımlar sevgili seyirciler. Gazeteci Deniz Varlı şu anda telefon hattımızda. Deniz Varlı, iyi akşamlar, geçmiş olsun. İyi akşamlar, teşekkür ederim Lara Hanım. Sizin de duyurduğunuz gibi gözaltı süreciniz sona erdi, serbestsiniz öyle değil mi? Gözaltı olmadı, onu düzeltelim. İfadeye davet edildim. Henüz bir açılmış dava veya işte gözaltına alma öyle bir şey yok. Bu önceki gün yayınlanan çınar ağacının kesimiyle ilgili de değil ifade. Evet. Ama aynı zamana denk geldiği için belki bağdaştırılabilir. Ben de bilemiyorum tam olarak. Bu ifadeyi iki tane konu var ifadeye. Evet, yani gerekçeleri neler onu da öğrenelim sizden. Bu Haziran ayında bir iftar programında çekilmiş bir fotoğraf. Ben onu hizmetkar ve kulları diye hesabımdan paylaştım. Orada bir şerit çekilmiş, bir özel masa ayrılmış. Orada işte bir takım insanlar, tam olarak kim oldukları da... Şu anda ekrana da verdik o paylaşımınızı. Evet. Yanlış bilmiyorsam Deniz Bey, bu paylaşım birçok kişi yaptı. Tabii haber olmuştu o zaman. Biz de haberleştirdik, evet. Bütün ülke çapında haber olmuştu. Yani orada bir dikkatimi çektiği için işte şerit çekilmiş. Bir takım insanlar bu tarafta, bir takım insanlar şeridin diğer tarafında falan. Yani bir eleştiri, yani işte anayasal hak olan eleştiri hakkı kapsamında değerlendirilmesi. Diğeri de 10 gün önce bir şu Katar'dan yine alınan uçakla alakalı bir karikatür. O da yine bütün ulusal medyada yayınlanmış. Hiç yorumsuz paylaşılmış bir karikatür. Bu ikisiyle ilgili ifademe başvuruldu. Evet, ama şimdi daha önce tabii bu Rize ile ilgili paylaşımınızda da Rize Belediye Başkanı'nın dikkatini çekiyor Reşat Kasap'ın ve sizi yalancılıkla suçlamış, Rize'ye zarar veriyor diyerek de sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı Reşat Kasap, Rize Belediye Başkanı. Evet, aynı zamanda camiyle de işim olmadığını falan söylemiş. Tabii bunlara cevap vermekle çok zul, yani hani savunmaya geçip yok işte ben camiye giderim falan böyle mi demem lazım?
Yani bunlar komik. Belediye başkanı konuyu asıl mecrandan uzaklaştırmak için şey yapıyor, değiştirmeye çalışıyor. İşte başka alana. Zaten 1000 yıldır değişmeyen dünyanın bir tek gerçeği var. İktidarı ele geçirenler, muhalifler, eleştiri yapanlara ya vatan haini ya din düşmanı diye saldırırlar. Asıl amaç, asıl mevzuyu gözlerden kaçırmak yani. Evet. Siz de söylediniz, yani muhalif söylemler baskı altında ve bu tip hukuki süreçler artık son dönemde çok sık yaşanıyor ama ben biraz Rize'ye dönmek istiyorum. Orada gazetecilik yapmak, koşulları nasıl, güçlük çekiyor musunuz haber yaparken, işte bu haberi duyururken? Tabii ki, tabii çok zor. Yani artık imkansız gibi bir şey. Yani ben asıl mesleğim mimarlık, peyzaj mimarlığım ben. Gazetecilikten para da kazanmıyorum ama iktidara bağımlı bir medya düzeni oluştu. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de. Hani belki işte sizin gibi 3-5 tane mecra kaldı. Hani iktidara bağımlı olmayan. İşte Rize'de de böyle muhalefetin sesini duyurabilecek, canı yanan, haksızlığa uğradığını düşünen insanların sesi olabilecek bir internet haber sitesi kurdum ben. Ajansrize.net diye. İşte bu iktidarın şeyle milletvekili rahatsız oldu. İtibarım sarsılıyor diyerek gitti sulh ceza hakiminden geçtiğimiz yıl 1,5 yıl önce kapatma kararı aldı. Haber sitesini kapattırdı. Şimdi böyle bir ortamdayız. Artık yani en küçük bir eleştiriye dahi tahammül edilmiyor. Halbuki yönetenler eleştiriye açık olacak. Şeffaf olacak. Ki şey olsun yani evet. Gelişme olsun. Şimdi Rize daha önce işte bu HES'lere karşı yapılan protestolarla da gündeme gelmişti. Zaman zaman Rize'den böyle sesler de yükseliyor, muhalif sesler. Bu konuda neler söylersiniz peki? Bunları haberleştirme konusunda gazetecilik yapmak zor dediniz. İşte siteniz kapattırılmış vesaire. Bunları haberleştirirken herhangi bir baskıyla karşılaşıyor musunuz? Yani vatandaşla artık direkt temas kurarak yapabildiğimiz kadar işte sosyal medya üzerinden artık hani haber sitesi, gazete, ben gazete de çıkardım 1 yıl. Bunu tamamen kendi cebimden finanse ettim. 1 kuruş reklam geliri olmadan 1 yıl gazete çıkardım bize de haftalık bir gazete. Aha. Ki işte bir alternatif bir medya olsun diye. Fakat yok işte ne oluyor en sonunda biz de pes ediyoruz, dayanamıyoruz böyle ama işte çevre haberleri HES'lerle ilgili tabii haber yapan arkadaşlarımız var, ben herkesi de aynı kefeye koymak istemiyorum ama ağırlıklı olarak bir iktidar bağımlısı medya var. Peki, ve haberler iktidarın arzusu yerine gelsin diye yapılıyor yani. Evet, bu muhalif sesleri duyuruyorsunuz, işte gazete çıkarmışsınız, site kurmuşsunuz vesaire. Vatandaşların tutumu ne peki bu muhalif haberlere karşı Rize halkının? Yani vatandaşın çok da umurunda değil yani açıkçası. Hani yazmışsın, yazmamışsın, aman ne güzel yaptın, kimsenin dediği de yok. Hatta hakkını savunduğunuz insan bile bakıyorsunuz sizin aleyhinize dönüyor. Diyor ki işte sen de adam gibi yazsaydın falan filan diyor. Halbuki onun hakkını savunmak için siz kendinizi ortaya koymuşsunuz. Yok yani vatandaşın da öyle bir talebi yok yani. Baskı şimdi, nedeniyle mi acaba? Korktukları için mi? Yani genel olarak söylüyorum. Tabii bunun içerisinde pırıl pırıl insanlar da var. Rize'de de var bunlar. Yani Rize'yi şimdi öyle bir imaj oluştu ki işte Rize bütün bu Türkiye'deki kötülüklerin müsebbibi gibi algılanır hale geldi. Bu da doğru değil. Burada da insanlar var, iyi insanlar var. Yani ülkesini seven insanlar var. Kötü olmayalım diye uğraşıyoruz. Fakat iktidar yanlıları, işte Rize'deki yerel yöneticiler rantiyeciliğe tamamen odaklanmışlar ve işte sesi çıkanı hemen işte hain, bilmem işte yok camiyle işi olmaz falan diyerek susturmaya çalışıyorlar.
Baskı ortamı orada da var. Şimdi ifade, evet buyurun. Evet, buyurun. İfade gerekçesiyle çağrılmıştınız, serbest bırakıldınız Deniz Varlı. Tekrar geçmiş olsun. Gazetecilik mesleğini, faaliyetini yürütmek oldukça güçleşti. Özellikle birazcık da muhalifseniz eğer çok güç, hemen sesinizin kesilmeye çalışıldığı bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün bu zorluklara karşı gazetecilik yapmayı sürdüreceğiz tabii. Bir şey daha ifade etmek istiyorum. Yani bu sosyal medyanın çok önemli bir alan olduğunda gerçekten şu son birkaç gün içerisinde bir kez daha hissettim. İşte o ağacın kesilme görüntüsü benim çektiğim bir görüntü değildi. Orada çevreden bir esnafın çektiği bir görüntü bana ulaştı bir şekilde. Ben de yani tarihe kayıt düşmek adına, yoksa hani oradan bir şey çıkar bilmem ne falan diye değil, tarihe en azından bir kayıt düşülmüş olsun, böyle de bir şey olduğuna dair bir tweet attım. Yani binlerce kez paylaşıldı. Yani ülke gündemine oturdu. Evet. Tabii sadece işte ajans haberlerine bağımlı şekilde yayın yapan televizyonlar, gazetelerin dışında böyle bir de alan olduğu ortaya çıkıyor. Sosyal medyanın gerçekten çok gücü var, etkisi var. İşte duyuyoruz. Şimdi bir taslak hazırlanıyor. İnternet ortamındaki yayınların da sansürlenmesine yönelik bazı evet. çalışmalar var. Bu da üzücü. Evet. Umarız bugünler geçecek. Deniz Varlı tekrar geçmiş olsun diyoruz size. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, gazetecilik en zor mesleklerden biri artık yaşadığımız bu son dönemde özellikle. Ufacık muhalif bir söylemde bulunsanız hemen bir takım gelişmeler yaşanıyor ardından, baskı anlamında. Tabii sosyal medya da öyle. Sosyal medyanın kontrol altında, daha doğrusu internet ortamının kontrol altına alınmaya çalışıldığı günlerden geçiyoruz sevgili seyirciler. Yine bu konulara döneceğiz ama.